Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Valilik bahçesinde düzenlenen törene polis teşkilatının seçkin üyeleri, devlet yetkilileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Anıtı'na sunulan çelenk, teşkilatın tarih boyunca gösterdiği fedakarlık ve ülkenin güvenliği için verdiği mücadeleyi bir kez daha simgeledi. Ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Teşkilatın bu anlamlı günü, vatanları uğruna canlarını feda eden şehitlerin hatırasına adandı. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bu şehitlerimizin şefaatlerine bizleri nail eyle ya Rabbi. Etkinlikler kapsamında son olarak aziz şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden teşkilat mensupları için Erzurumluoğlu Camii'nde düzenlenen mevlid programıyla son buldu. Gerçekleştirdikleri programlar sonrası Aksu Haber'e, açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü, Nurettin Gökduman Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, görev yapan tüm teşkilat mensuplarına hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Evet, bugün polis teşkilatımızın kuruluşunun 179. kuruluş yıl dönümü. Bu münasebetle bugün etkinliklerimizi düzenliyoruz. 10 Nisan Polis Günü'nün bayramın birinci gününe denk gelmesi münasebetiyle bugün programlarımızı yapıyoruz. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi, askerimizi, polis şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanlarını cennet etsin. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın hepsine Allah rahmet etsin. Sabır diliyorum milletimize. Bugün etkinliklerimizi yapıyoruz. 179. kuruluş yıl dönümümüz. Arkadaşlarımız görevlerinin başında aynı zamanda. İlimizde her türlü güvenliği sağlama, kamu düzen ve güvenliğini sağlama yönünde kararlılıklı çalışmalarımız devam ediyor. Biz vatandaşlarımızı üzecek, vatandaşlarımızın canını sıkacak, vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğini helal getirecek herhangi bir harekete, herhangi bir davranışa müsaade etmeyeceğiz. Görevimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.